Selamlar dostlar, 107 level'da olduk. Bir yandan da arttırma kağıdı etkinliği var, onlara da katılıyoruz. Bu da ikinci arttırma kağıdımız oldu. Biraz daha düşürebilirsek düşüreyim mi? Önemli bir etkinlik olduğu için oldukça kalabalık ama bir tane daha düşürebildik. Totalde 3 tane arttırma kağıdı düşürmeyi başardık. Bunları silahımıza atayım diyorum. Ve 49 ortalamalı bir diken pençemiz vardı. Artı 9'a basmıştık bir önceki videomuzda. Bakarsınız buna zeka ya da delici gelir. Güzel bir etki yaratır. İlkini atalım. Geçmedi. İkincisini de deneyelim. Geçti. Umarım zehirleme kanama gelmez. Yavaşlatma 2. Kötü biraz ama neyse, sonuncuyu da atalım. Geçmedi. Allah Allah. Zeka ya da delici gelmesi durumunda oldukça katkı sağlar bize. Ormanda çarımızı kasarken yak miktarımız da epey arttı. Şöyle gümüş kolye var artı 8. 2 tane. Bu ikisini almayı düşünüyorum dostlar. Uygun bir fiyat, 18'e mi 19'e mi ikisi de. En azından 2 tanesini alıp bir artı 9'a denerim. Biri geçse bile yeterlidir. Bu 5 efsunluyu 9 yapabilirsek 2.5 won falan eder Anadolu'da. Diğeri de en kötü ihtimalle 2 won eder. O yüzden bunları 9 yapmak bizim için önemli. Zaten artı basma malzemeleri de ucuz ve kutsamamız da yeterince var. Ben bir ayarlayayım, ne istiyor? Süslü saç tokası. Ayarlayıp geleyim. Süslü saç tokası aldım. Amacımız ikisinden birinin 9'a geçmesi en azından. Bir tanesi geçse yeterli. Tabi 5 efsunlu geçerse işimize gelir. Şöyle ilkini deneyelim sizlerle 1.5 KP'liği. Bu yandı. Hadi bakalım sen bir geç en azından ya. Allah Allah, bu da yandı. Çok fazla zorlamadan ikisini tekrar artı 8 yaptım. Tekrardan bir 9'a deneyelim ilkini. Yandı. Hadi bakalım 5 efsunlu sen geç bu sefer ya. Bu da yandı. Ne kadar zormuş bunları artı basması. Tekrardan 8 yaptı. Kırmızı domuz kuyruğu kurdeleler birazcık pahalı. 1 en falan tanesi. Hadi bu sefer 9 olsun. Yine yaktık. İkincisini de deneyelim. Herhalde son kez bir deneyeyim. Bu da yandı. Uçarın artı basması çok kötü bu arada ya. Aslında bir daha denemeyecektim ama kolaylıkla 8 oldu. Hadi bir daha bir 9'a deneyelim ikisini de. İlkini yaktık. İkinciyi deniyoruz. Yine ormanda kasılmaya gelmiştim ki bir arkadaşımız yazdı. Jotun'a girdik. 2 bank jenomu, 2 tane de jotun elde ettik. Birlikte açalım bunları. Satsak herhalde bir 35-40 em gelirdi ama. Umarım güzel bir şey çıkar. Evet, 700k. Çok kötü gidiyor şu an. Hadi bir ay taşı versen. Geçit bileti. Ticareti var mıydı bunun? Aynen, ticareti var. En azından bir 5 em boy eder. Son sandığımızı da açalım. Çok uyguna bir artı 9 tahta ayakkabı buldu. 2 KP, 1 kritik, 5 efsunlu. Bakın yani düzleri bile 20 em. Onun haricinde şöyle 1 KHP'li 25 em. Ya 30-35 em'e kadar çıkabiliyor ki 2 KHP bu. Gayet güzel, bunu alalım, buradan güzel kar ederiz. Çarımız sonunda 110 level'a ulaştı. Yani sonunda diyorum ama aslında 2 gün sürdü. Gayet hızlı kasıldı. Bunu 9. görev için kastık tabi. 1. envanterimizi aktarmak için bu görevi yapmamız gerekiyordu. Bunun da koşulu 110 level olmaktı. En azından şimdi halledebileceğiz. Para kasmak için ben yine Nefrit'e geldim. Totalde şu anlık sadece 11 tane karanlığın sandığı elde ettim. Şu an bunların tanesi 2. Buradan bile çok temiz para kazanacağız. 32 emlik bir satış yapmış pazarımız. Bunu da üzerimize alalım. Nefrit'te kastığımız itemleri de pazarımıza atmamızla birlikte 94 emlik bir satış yapmışız. Totalde 151 em paramız oldu. Yine ticaretle paramızı değerlendirelim. 15 eme değişmelik bir cennetin gözü bilezik var. Altında hemen 20 eme. En kötü ihtimalle 5 em buradan kar ederiz. Alalım onu. 30 eme 1.5 KP'li 4 efsunlu bir tahta ayakkabı buldum. Onun haricinde bakın göstereyim size de 1.5 KP'li tek efsun 38 em. Buradan da güzel bir kar ederiz. Bu sefer çok temiz kar edeceğiz gerçekten. 15 şimşekli demir kask artı 5, 5.5 em. Çok temiz. Kask aldıktan sonra piyasaya bir baktığımda en düşük 20 em var. Biz de 17-18 em atarız. Yine geldim Nefrit'e karanlık sandığı kasmaya. Çünkü 10 dakikada 12 tane falan kasabiliyorum RCH'yi gezip. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Nazar tılsımımız bitti şu an. Hasarımız o yüzden biraz düşük. Allah Allah, bu bize niye bu kadar çok vuruyor ya? Evet, simyamız kapalıymış. Bunu rahatlıkla keseriz. Ben bir kesip geleyim bunu. Canının da sonuna geldik. Bunu da kestik sayılır. Elmasımız sağ olsun. Evet, ilk karanlık sandığımızı alalım yerden. 2 em tertemiz. Yine 6 tane CH'yi gezip general kappa ve istakozları kestim. Totalde 12 tane sandığı elde ettik. Gerçekten 10 dakika falan sürüyor. 24 em. Yine farm yaptığımız sırada 20 emlik bir satış yapmışız. Bunu da üzerimize alalım. Nefrit'te kasmış olduğumuz karanlık sandıklarını da ben pazara koyayım. Yine güzel bir gelir elde ederiz. Piyasası da 2.2 emlere kadar çıkmış. 12 tanesini attım. Tertemiz para. Görev kitabı Prens 3'leri bir arkadaşımız 500k'dan kurmuş. Ardından gördüğünüz gibi 2 eme kurulmuş. Bunları çekeyim. 3 tanesinden 4.5 em kar yapar 2 eme satabilirsek. Güzel kar. 500k'yı buldukça tanesi kutsamaları çekiyorum. Bakın 144 tanesi 75 em. Yani 500k olsa 72 eme denk geliyor. 185 tane de bizim üstümüzde var. Bunu 200'e tamamlamış oluruz. Şu an Anadolu'da kutsamaların tanesi 2.5 em. Geçirirsek güzel bir kar etmiş oluruz. Ben Anadolu'ya geçireceğim için kutsamaları satmayacağım ama gördüğünüz gibi 850, 1k, 10 tanesi 8.5 em. O civarlara kadar satılıyor. Zamanında gidip 50 em verdiğim itemi şu an 15 eme görüyorum. 15 rüzgarlı.
Gayet işe yarar bir Epson. Bunu daha yüksek fiyatlara satarsın. Şimdilik pazar hatta 50M'den kurayım ben. Altın bezeli ayakkabı artı 7 buldum. 1.5 HP'li 15M. Artı basma malzemeleri gayet uygun. Ve şu an artı 9'ları HP'lileri 50-55M'e kadar çıkmış. Bunu bir alalım. Buna bir artı basmayı deneyeceğim. Zaten malzemeleri ucuz. Çile istiyor. Gelin birlikte bakalım hatta. Siz de görün. Evet, aratalım şöyle. Evet, iki tanesi 250K. Toplu var mı? 8 tanesi 333K. Gayet uygun. Gelin birlikte bir 8 deneyelim. Zorlamadan 9 olur umarım. O 8'e geçmedi de. Kaplan posta alıp geleyim ben. Bunu 8 yapıp geleyim hatta. Elimizde bol bol kutsama varken artı basın kar etmek mantıklı geldi bana. 8 yaptım. 9'a da sizle deneyelim dedim. Hadi bakalım. İlki yandı. Sıkıntı yok. 8 ol. Güzel. Hadi bir daha 9 deneyelim. Bu da yandı. 8 olacak mı? Yok. Sonunda artı 9 yapabildik ayakkabıyı. Yani şu an gerçekten bunlar en aşağı 50-55M şu anki sorulda. Ben de bunu o yüzden pazara bir atayım dedim. Satılırsa güzel kar olur. Yoksa Anadolu'ya götürürüz. 37M değil tabi. 55M'den atayım ben de. Orta yollu bir sürgün makinesi kask. Şunun Epson'larının güzelliğine bakar mısınız? 10 şimşek, 10 şeytan, 15 ok, 3 SF absorber. Yani bence inanılmaz bir kask. Gerçekten çok işlevli. 24M gayet uygun. Bunu da Anadolu'ya götürürüz. Kenara ayıralım. 9. zorluk görevimizi yapmamak için uyanış zindanına geldik. Jotun'u kesiyor arkadaşlarımız sağ olsun. Bentek 03 ile bozgun. Bedavayı yapıyorlar görevi gerçekten. Çok sağ olsunlar. Bulması zor. Bulduğumuz insanlar parayla yapıyor falan. Ama bir şekilde bulabildik. Hallettik görevimizi de hayırlı olsun. Ödül de çabucak geldi. En azından bunu da bitirmiş olduk. Onu da anladık. Gemi tahtası, dümen, yelken. Bunlar herhalde hidralık şeylerdi. Bizim bir işimize yaramaz ama olsun, hallettik en azından. Pazarımız 38M'lik bir satış yapmış. Bunu üzerimize alalım. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Bir item alacağım. Ya bana uygun geldi. Size de göstereceğim şimdi ona benzerlerinin fiyatlarını. Bir gümüş kolye. Şöyle aramana uygun. Hah, bona yazdım. Evet, şöyle göstereyim size neredeydi. Aynen bu. 1 KHP'li 5 Epson'la 55M artı 9 gümüş kolye. Onun haricinde bakın değişmeliği var. 60M. Böyle HP'lisi var aynı bizimkine benzeyen 75M. Bu serverda bile yani çok fazla para. Düzleri bile bakın 35M. Bu gayet uygun geldi bana 55M. Bunu alayım. Belki Anadolu'ya götürürüm. Belki burada satmaya çalışırım. Ama her türlü bize bir serverda kar ettirir en azından. Alalım bunu. 20 şeytanlı küpe her piyasada her serverda işe yarar. 2 tane kristal küpe buldum 20 şeytanlı. 7.7M gayet uygun fiyatlar. Bu ikisini de alayım. Büyük ihtimal bu serverda satarım ama her türlü bize kar ettirir bu. Küpelerin fiyatlarını biraz daha incelerken 10M'i yine bizimkinden buldum kristal küpe. Bunu da alayım. En aşağı 15M eder bunlar. Üçünü de 15M atacağım pazar. Yine Nefrit'te güzel bir farm yaptı. Şöyle 10 tane karanlığın sandığı kastım. Onun haricinde bir de hava kılıcı düştü. Hava kılıcı şu an 10M diyor. Bir de kutsama düşürdük. Ya 10M bu desek, 10 sandık 20M desek 30M'i kastık bile. Pazar satışlarından da anlayacağınız gibi yine 34M'lik bir satış yaptık. Ya bunlar hep Nefrit'teki farmımız sayesinde oluyor. Kimisi muhakkak 20M para mı diye soruyordur ama bakar mısınız? Korku maskesi 10 şimşek 10 şeytanlı 5 SP absorbeli 5 Epson'la 12.5M. Bu serverda 20M para gerçek. Bu sefer de uyguna bir bakır kolye buldum. 3 Epson'la 500 HP'li 12M. Emsallerinin fiyatını göstereyim size bakın. 2 Epson'lusu bile 33M. En yakın bu yani. Şöyle bakabilirsiniz hepsine. 5 Epson'lusu 35M. Bu 12M gayet uygun. Düzleri bile 10M'ken yani. 3 Epson'lu 500 HP'li 12M. Bunu alayım. Bunu ya götürürüz ya burada kar ederiz. Bakarız duruma göre. Kimisi herhalde itemlerini aktaramayacak diye itemleri ucuzdan koyuyor EP dönüştürmek için. Bakın artı 9 1.5 KP'lisi 30M. Bir de şuna bakın 3 Epson'lu artı 9 10M. Alalım bunu ya, çok temiz. Bayağı güzel bir satış yapmışız 74'e. Bunu da üzerimize alıp ticaretle değerlendirelim. 5 Epson bir değişmelik artı 8 bakır kolye 5M. Gayet uygun. Artı 8'e basarken önemli bir item istiyor. Bunu alalım, 9'a deneriz sonra. Bakın şöyle göstereyim, aynı tarzda bir tane daha var. Aynen 5 Epson artı 8 14.5. 12-13M'e satabilirdik. 5M almıştık bunu biliyorsunuz ki. Ama artı 9'a deneme kararı aldım. Hadi bakalım bu sefer şans yüzümüze gülsün bir kere de ya. Hadi bir deneyelim şunu. Allah basamadım. Tekrardan bir daha bir deneyelim. Hadi bakalım geç ya. Yandı. Bu kötü oldu biraz ya. Kırmızı domuz kuyruğu kurdele işte tek pahalıydı. Tam server'da da yok şu an, hepsini erittim. Bu gümüş kolyeleri de o yüzden basamadım. Elimizde bunlar artı 7 olarak kaldı. Neyse Anadolu'ya geçirip bunları artı 9 yapar. Yine güzel paralara satarız. Problem değil o yüzden. 15 rüzgarlı korku maskesi artı 6. 15. Bunu alalım. Anadolu'ya geçiririz bunu da. Geçireceğimiz itemlerin yanına ekleyelim. Piyasada artık item bulması bile zorlaşmışken 5 Epson'lu bir artı 9 Shine Kalkan 30M. Gayet uygun. 50M şu an
Çok net satılır bu. Çok rahat satılır. Zaten normal sunucularda 1.5-10 falan değişmedikleri. O yüzden ben şunu bir 49, aynen 50M kurayım bu buna. Anadolu'ya geçirmek de mantıklı olur. Tamam, burada da paraya ihtiyacımız var. Az buz demeden her türlü kâra açığız. 15M beyaz inci var 2 tane. Onun haricinde 17.5 ve 19.5M kadar çıkıyor. Biz de yine 19.5M atarız. Elbet satılır, bunlara ihtiyaç oluyor. O yüzden 19.444'ten kurudum. Dostlar artık bu çarımızda, yani hep bizim çok bir işimize yaramayacak. O yüzden ben bir kutsama almaya karar verdim. Tabii 6. 7. efsunu değiştirecek kutsamadan bahsediyorum. 137 hepimiz var. O da herhalde 129 etti. Öyle hatırlıyorum. Aynen. Bir tane alayım ben bunu. E tabii ki neye açacağız? Tek bir tane 6. 7. efsunu olan itemimiz var. O da Titan Kalkan. Bakarsınız bir 50 STR, 5 saniye buzun gücü falan. Güzel bir efsun yakalarız. Yani güzel de bir Titan Kalkan. Umarım güzel bir şey gelir. Atalım şöyle bir. Bakalım ne gelmiş. 500 HP. Yine güzel ya, fena değil. Benim silahımdan 1.5K HP geliyor. Kalkandan da 500. 2K HP hiç yoktan itemlerden geliyor. Bu konuda laf eden arkadaşlar oluyor. 5M alıyorsun 7M satıyorsun. 1M alıyorsun 1.5M satıyorsun. Bakın ama damlaya damlaya göl oluyor. 138M'lik satış yaptı. Bu tahta ayakkabılardan gerçekten güzel karlar etti. Bakın size şöyle göstereyim. Düst artı 9'lar 20M ve 3 efsunlusu da 20M. Ardından HP'liler 50-55M kadar çıkıyor. Bunu alalım. 3 efsun gayet güzel 20M. Dostlar biliyorsunuz ki bir envanter item geçireceğiz ve orayı doldurmamız lazım. Böyle çok uygun 7.5M, yani para değil bu sorunda çok fazla. 15 şimşekli 5 efsunlu bir siyah çelik artı 6. Yani yavaştan doldurmamız gerektiği için uygun da bulmuşken ben bunu alacağım. Bunu da Anadolu'ya götürürüz artık. 22M'lik bir satış daha olmuş, bunu da alalım üzerimize. Lycan'ımız adına gerçekten sağlam bir item buldum. Bakın başkomutan zırhı. 15 ateş, 10 HP absorbeli. 15 çifteli 10 bıçak VS'lik anlamda da belki işimize yarar. Ama asıl amacımız 15 ateş 10 HP absorbe. Biz Anadolu'ya bu çarımızı geçirince benim amacım bu çarımızla Razdor'da yapmak. O yüzden yani Razdor'da bizi gayrılaşacak bir zırh olur. Çok temiz. Bir onu aldık bunu. Bunu da götürürüz artık. 35M'lik bir satışımız olmuş pazarımızda. Bunu alalım. Bir de epiponu çektim dostlar. 50 epiponu. Şu an piyasası oldukça yüksek. Bizim de bir sürü iteme ihtiyacımız var biliyorsunuz ki. Bir 10-20M kadar çıkmış şu an 50 epiponu. Bunu atalım pazarımıza. Buradan gelecek parayla da itemler alırız. App kuponlarını havada kapıyorlar valla. Gördüğünüz gibi satılmış bile 1.2 ona. Vivon 20M'i de üzerimize aldık app kuponu satılmasıyla. Ve şimdi güzel bir zırh buldum ki bence bayağı güzel efsunları. 2K HP, 10 ateş, 10 da HP absorbe. Artı 4 hız taşı, artı 4 savunma, artı 3 koruma. Güzel taşları da güzel. Yani siyah çelikte efsun bulması gerçekten zor. O yüzden ben bunun çok daha fazla paralar edeceğini düşünüyorum Anadolu'da. Bu da hayırlı olsun. Anadolu'da yine 1-1.5 on edecek bir kask buldum. Hem de 15M. Demir kask artı 5, 15 şimşekli. Bunu da alalım. Artık item bulması gerçekten zor. Yine bir tahta ayakkabı artı 9 buldum. 23M, 1K HP'li 4 efsunlu. Düzleri 20M, artık siz de ezberlediniz bunu. O yüzden uygun fiyat. Bunu da alalım. Anadolu'da bunu da 1.5-2.10'a kadar satarız. Bir de 500 HP'li artı 8 tahta ayakkabı aldım. Bunu da 5M'den aldım. Artı 9'a deneriz şansımızı diye düşündüm. Artı basma malzemesini de ayarladım. 9'a bir deneyelim. Olursa buradan da güzel kar etmiş oluruz. Hadi bakalım. Tabii yandı. Ama hallederiz bunu. İtemleri kolay. Bir önceki ayakkabımızdan kalma çilelerimiz vardı. Pazardan aldım onu. Güzel 8 oldu. Tekrar bir 9 deniyoruz. Yaktık. Hadi bir daha 8 ol bari ya. Güzel. Hadi 9 ol bari. Güzel. Güzel. Bunu da halletmiş olduk. Bunu da geçiririz. Pazarımızda yine güzel bir satış olmuş. 65.5 yendik. Tertemiz vallahi, süpürmüşler pazarı. Bunu da alalım. Bu sefer de 4 efsunlu 22M bir korku maskesi buldum. 10 rüzgar 10 şeytan. 10 oklardan korunması da var. Güzel bir pas. Server artık bayağı ölmeye başladı. Satışlarımız azaldı, itemler azaldı. Bunu bir üzerimize alıp item bakalım biraz daha. Aslında Lycan'ın Razudar için bir zırh almıştım biliyorsunuz ki. 15 ateş 10 HP absorbeli. Ama şimdi de güzel bir gece gölgesi zırhı buldum. 1.5 HP 15 ateşli. 10 rüzgarı var, yanında 3 HP absorbesi var. 15'im gayet uygun bir fiyat yani. En kötü ihtimal, yani bunu kullanacağımı sanmıyorum Razdor'da, diğerini kullanırım. Ama en kötü ihtimal bunu da satarız. Bir 50M daha verip aldığım bir item daha. 15 rüzgarlı gök miğferi. Bu sefer de onem. Bunu da alalım. Her server'da fazlasıyla güzel efsunlu ölümcüller bulunmakta aslında. Ama bu efsun bana çok güzel geldi. 2K HP, 10 HP absorbe, 30 STR. Hiç yoktan 6 ateşi de var. Gayet güzel yani, 50M uygun bir fiyat. Bunu alacağım ben. Anadolu'ya götürür bunu 3-4 ona satarım diye düşünüyorum artı 9 yapıp.
Bir de 4 tane slotumuz kaldı boşluk olarak. Bir de 10'lu yükseliş iksiri götürmeye karar verdim. Bu anladığım kadarıyla yukarı giden. Öyle böyle derken fullledik 1. envanterimizde. Kaplan güçlerini götürmeye karar verdim. 52 tane. Şans madalyasını götürmeye karar verdim. Yukarı gidiyor. Oyun içi bir şey bu. Hırsızın eldiveni de aynı şekilde. Bunları elde etmek oldukça zor çünkü. Bu çarımızda da farm yapacağımız için bunlar bizim işimize oldukça yarayacaktı. Şimdilik bir de bu boşluğa ışınlanma yüzüğü koyduk. Üzerimizdeki 10 emle bir şey bulursak alırız yine. Envanterimi incelerken yanlışlıkla Valentino'yu da buraya koyduğumu fark ettim. Bunu tabii ki götürmeyeceğiz. Bunun yerine ne götürebiliriz diye bakarken depomu bir açtım. Orada bir tane binek gördüm. En azından bunu götürelim dedim. Beyaz kışlaması. Yani hem görünüşü güzel, tatlı bir binek. Bindikçe süresi gidiyor. Yani en azından bir farklılık olur. Efsun da güzeldi. 10 metin taşı veriyor. 20 hareket hızı. Geçireceğimiz itemleri de hızlıca size göstereyim dostlar. Yani genelde böyle tahta ayakkabı, altın, bezeli ayakkabılar falan filanlar böyle genelde. Onlardan güzel kâr edeceğimizi düşünüyorum çünkü kasklar, işte kutsamalar, 320 tane kutsama geçiyoruz, oradan güzel bir kâr ederiz diye düşünüyorum. 500K'ya aldık tanesini genelde. Manuları geçireceğim. Bunları çıkarmıştık altın okeyden. Bunları yansıtmak bile para yani orada. Sonra bu petimizi geçireceğim çünkü buna jotuna girerken yank düşme yansıtmayı düşünüyorum. Okutmayı daha doğrusu. Bunu o yüzden götürüyorum. Kasacağım bunu. Şöyle işte yine ayakkabılar, 10'lu yükseliş iksiri. Bunu neden götüreceğimi söyledim. Yukarı gidenden bu sanırım. Çarımızı kasarken işimize yarar elbet. Tabii hırsızın eldiveni ve şans madalyası. Oyun içi o süreli olan yukarı gidenler bundan. 52 kaplan gücü, şimdilik 2 ışınlanma yüzüğü çünkü item bulamadım. Evet, bu zırhı yeni aldık biliyorsunuz. Güzel Efsun'da 2K HP, 10 HP absorberi, 30 STL'li. Gece gölgesi zırhı 1.5 HP, 15 ateşli. Bu da güzel gayet. Tabi aynı buna benzer 15 ateşli 10 HP absorberi baş komutan zırhımız da var. Bunlardan ikisinden birini kullanacağım. Diğerini satacağım. Muhtemelen bunu kullanırım. Yine bir siyah çelik 15 şimşekli. Çok uygun almıştık. 7.5 yani 5 Efsun yani. Gayet uygun. Bunu da satarız gidince. Onun haricinde bir de harika Efsunlu bence. Bu çok güzel. 2 HP 10 ateş 10 HP absorberi. Yine bir siyah çelik. Bunu da güzel bir fiyata satarız diye düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Annülem serüveni de burada bitti. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.